Burası özel bir aslan sürüsünün bölgesi. Gerçek av uzmanlarının. Dikkatlerin vahim şekilde dağılması, istismar edilesi. Doğal dünyada öldürmek, hayatta kalmak demektir. Hataya yer yok. Asla. Aslan Krallığı. Ezeli rakipler. Ruaha Milli Parkı, Tanzanya. Glade'in yeni bir lideri var. İhtiyar dişi aslanların çağrısına kapılmış başıboş bir erkek. Bu erkek, Glade'in dişi aslanlarına yabancı değil. Yavrularının güvende olduğunu biliyorlar. Bu, onların babası. Yavrular doğmadan önce Glade'den ayrılmıştı. Üç erkek kardeşiyle birlikte Ruaha Nehri Vadisi'nde Afrika mandalarının izinden gitti. Yeni sınırlar çizmek için. Ve Glade sürüsünün yeni bir neslini başlatmak üzere. 6 ay sonra. Glade sürüsü büyüyor. Yeni yavrular geldi. İçlerinden yalnızca biri erkek. Yakında hayatı sınava tabi tutulacak. Masumiyet günleri kısa sürede mazi oluyor. Yavru artık bir genç. Ve altın günleri sayılı.
Henüz 2 yaşına gelmeden enerji ve arzuyla doldu. Yanlış bir arzu. Genç erkek babasının gözünde tehlikeli bir oyun oynuyor. Sürünün dişileriyle yakınlık kurmak kat'i suretle yasaklanmıştır. Genç erkek bu defa sınırları aştı. Glade iki erişkin erkeğe dar. Uçurum her adımda büyüyor ve asla aşılmaması gereken son bir sınır kondu. Genç erkek sürüden kovuldu. Glade'in dişi aslanı öfkeli babanın dikkatini delikanlıdan uzaklaştırıyor. Oğlunu korumak için son bir hamle. Böylece sürülen genç, erişkinliğe uzanacak tehlikeli serüvenine başlamış oldu. Şimdiye dek yalnızca Glade'in emniyetini biliyordu. Ailesinin kokusunu hala alabiliyor. Buradaydılar. Hayatta kalmak istiyorsa onların kokusunu takip etme arzusuna direnmeli. Sırtlanlar, sağlıklı, güçlü genç bir aslan için büyük bir tehlike sayılmaz. Fakat solmakta olan bu ışıkta her şey yeni bir tehlike içeriyor. Sürünün emniyetinin ötesinde hiçbir şey tanıdık değil. Çağrıları cevapsız kalıyor. Karanlık saatleri leşçiller eşliğinde geçirecek. Genç bir aslanın talihi ne kadar da çabuk değişebiliyor. Oysa bazı şeyler hiç değişmez.
16 kilometre batı. Ruaha'da daima Afrika mandaları bulunur. Ve daima ince ağlar vardır. Alışılmadık bir sürü. Göçebe görünümlü. Başlarında güçlü bir dişi aslan var. Afrika mandalarını yakından tanıyorlar ve sürüyü kendi bölgeleri olarak görüyorlar. İnce aslanları yavrularıyla birlikte sürünün izinden gider. Yeni bir av fırsatı için her an hazırdırlar. Bugün dikkatlerini çeken küçük bir başıboş grubu oluyor. Tembel, ihtiyar erkekler, güçlü, kendine güvenen emektarlar. Erkekler sürünün emniyetinden uzakta gölge bir yer arıyor. İnce aslanları pozisyon alıyor. Yavruları da en önde onlara katılıyor. Erkekler bu kavurucu sıcaklarda bir saldırı beklemiyor. En küçüklerin izleyip öğrenme zamanı. Daha sonra olacak olanlar ancak erişkinlere göre. İnce ağlar ortaya çıkıp mandaları bir başka dişi aslana sürüyor. O da onları geri gönderiyor. Acele yok. İnce ağların bir planı var. Mandayı zayıflatmak için sırayla çalışıyorlar. İnce ağlar hedefe kilitleniyor. Biri daima diğerlerinden daha yaşlı ve daha yavaştır. Onu yalnız bırak, zayıflat ve düşmesini bekle. Erişim alanına girinceye dek kovalamaya devam et. İnce ağlar etkili katiller ve her ölüm sonraki neslin öğrenmesi için bir şans. Avı sustur. İşitme mesafesindeki rakipler bu av için savaşır ve yavruları öldürürler. Önce küçükler yiyor. Sürüde onları koruyacak erişkin bir erkek olmayınca, ince yavrularının hayatı başıboş erkeklerin merhametine kalıyor. Ve
ve başıboş erkekler yolda. Üç başıboş erkek. Yeni Glade liderinin erkek kardeşleri. Kendilerine sürü bulma görevindeler. İkisi Baobab ormanında kalıyor. Onların bölgesi. Üçüncüsü yürümeye devam ediyor. Afrika mandalarının izini takip ederse kendi sürüsünü bulacaktır. İnci ağları. İnci ağ sürüsünü daha da kuvvetli kılacak liderin geri dönüşü için tanıdık bir karşılama. Baobab ormanındaki diğer iki erkek, kendi dişi aslanları ve yavrularıyla yeniden bağ kurma niyetinde. Baobab sürüsü. Tüm Ruaha'nın en büyük sürüsü. Geri dönen erkeklerin çağrıları bu genç erkeği huzursuz ediyor. Niyetlerini anlıyor. Başıboşlar Baobab ormanına yerleşecek. Onların otoritesine karşı gelmeye cüret edemez. Genç erkek gitmesi gerektiğini biliyor. Gidişi amansız bir zamana denk geldi. Baobab sürüsünün lideri ve başlıca bakıcısı olan annesi yaşlanmakta. Yeni nesil ise savunmasız. Baobab sürüsü efsanesinin sonunun başlangıcı mı bu? Glade. Yalnız ve aç, Glade sürüsünden kovulmuş olan genç erkek su içmek için nehir yatağına giriyor. Glade'in ötesindeki dünya, tek başına genç bir erkek için bilinmez tehlikelerle dolu düşmanca bir yer. Fakat Glade'de kalması, güçlü babasıyla çatışmasına yol açacak. Her an savunmada olmalı. Akbabalar ölüme işaret ediyor. Hayatta kalmak korkuyu gölgede bırakıyor. Yakınlaşıyor. Burada aslan yok.
Yalnızca bir bebek zürafa, öleli çok olmamış. Ve yavrusunu leşçillere teslim etmeye hazır olmayan bir anne. Anne zürafa şimdiye kadar leşçilleri uzak tuttu. Fakat aç bir genç aslana kafa tutamaz. Hayatının paylaşmak zorunda olmadığı ilk yemeği. Hala taze, her anın tadını çıkarabilir. Glade'den bir armağan ve değerli bir ders. Her zaman alabildiğini al. Büyük Ruaha Nehri. Afrika mandası uzmanı olan ince ağ sürüsü kuvvetleniyor. Erkek liderleri geri döndü. İnce ağ sürüsü günün sıcak zamanında dinlenip diğerlerinin avlanmasına müsaade ediyor. Gözü pek küçük kertenkeleler sürüden korkmaz. Çünkü aslanlar onların avlarını taşıyor. Sinekler. Tedbire zaman yok. Böylesi bir ziyafet zor bulunur. Aslanlar leziz sürüngenlere müsamaha gösteriyor. Çünkü asli bir hizmet veriyorlar. Zararlı hayvan kontrolü. Zürafa avlama fırsatı çok sık ortaya çıkmaz. Koşullar kusursuz olmalı. Erkeğin varlığı ince ağlara cesaret veriyor. Korkusuz genç dişi aslanlar zürafayı yakaladı. Erkeğin kendini kanıtlamasının zamanı.
saldırı mesafesindeki erkek doğru anı bekliyor. Belirleyici zıplama. Ava sonunda katılsa da ilk önce o yiyor. Glade'den nehir kaynağına 8 kilometre. Glade'in genç sürgünü avlanamadı. Son yemeğini leşçillerle elde etti. Afrika mandası sürüsüyle tek başına boy ölçüşmek anlamsız. Fakat şimdi uzun otların arasında bir başka aslan da manda avlamaya çalışıyor. Baobab sürüsünden kovulan genç erkek. Korkusuz mu yoksa pervasız mı? Bir planı var gibi görünmüyor. Glade erkeği bir seçim yapmak zorunda. Gözlemci olarak kalmak ya da yalnız avcıya katılmak. Afrika mandası yumuşak kumlara girdi. Bu bir hata. Aslanlar burada avantajlıdır. Taahhüt verildi. Gençliğin şahlanmış enerjisi serbest kalıyor. İlk erişkin Afrika mandalarını katlettiler ve artık biliyorlar. Hayatta kalmanın tek yolu ortada. Birbirinden ayrılmayıp büyük Afrika mandası sürüsünü takip etmek. Bu sürüler onları nereye götürürse. Sürgündeki iki genç aslan avlanmak ve öldürmek için ömürlük bağ kurdu. Sürüler olmadan, bölgeler olmadan, yakında Afrika mandalarını takip edecekler. Onlar artık başıboşlardan, erkek kardeşler, babalarının onlardan önce olduğu gibi. Onları doğdukları yerden çok uzaklara götürecek vaat ve tehlikelerle dolu bir yolculuk. Bu onları yüzlerce başka aslanın bulunduğu büyük Ruaha Nehir sistemine götürecek. Burada bölge savaşı hiddetli.
Erkek aslanlar kıymetli su yollarında aynı gözde topraklar için yarışıyor. Genç başıboşların bir arada kalıp birbirlerine sahip çıkmaları gerek. Fakat tek başlarına yapmak zorunda kalacakları şeyler de olacak. Başka aslanların bölgesindeki dişi aslanlarla karşılaşacaklar. Yasaklı bölgeye girmelerinin sonuçlarını tecrübe edebilirler. Bir yıl sonra. Artık kendine güvenen genç bir erişkin olan Glade sürgünü tek başına. Kızgınlık dönemindeki bir dişiye eşlik etmek için erkek kardeşinden ayrıldı. Tehlikeli bir bağ. Bölge sakini üç erkek yakınlarda. Dişinin kokusunu alırlarsa takip edecek. Ve onu kendi topraklarında bulacaklardır. Üç gün, üç gece bir arada kalıyorlar. Etrafındakilere karşı dikkatsizler. Erkekler onlara doğru geliyor. Dişi aslanın kokusuna çekiliyorlar. Bölge sakini olan erkekler genç başıboş istilacıdan hala bir haber. Fakat aşk yuvasının bulunması an meselesi. Suçüstü yakalandılar. Dişi sonuçları biliyor. Bu kavganın bir parçası olmak istemiyor. Ve erkekler de artık onunla ilgilenmiyor. Kan dökmek istiyorlar. Üç erkek bölgelerinde genç bir başıboşu kendi dişileriyle yakaladı. Ve savaşmadan çekilmeyecekler.
saldırganlar genç aslanın gücünü seziyor. Öfke ve kuvveti saygıyı hak ediyor. Ağır bir yaralanmaya neden olabilir. Otoritelerini göstermek için bugünlük bir uyarı yeterli. Burası onların bölgesi. Glade erkeği çetin bir sınavdan sağ çıktı. Ama yaraları ölümcül olabilir. Şifa aramaya vakit yok. Yürümeye devam edip buradan uzaklaşmalı. Şiddetli bir rüzgar kurak mevsimi Ruaha'dan kovuyor. Toprağı süpürüyor, fillerin düzenini bozup batıcı tozdan kurtulmaları için onları ormana sürüyor. Yağışlı mevsim başladı. Toprak ve aslanlar için dönüşüm. Glade artık yaşamın kalbi değil. Ruaha özeldir. Aslan sürülerinin eski kan bağlarıyla bağlı oldukları yer ve kaderlerini doğa belirliyor. İnce at sürüsü. En iyi yaptıkları şeyi yapmaya devam edecekler. Büyük Afrika mandası sürülerini takip etmek. Sürüler Ruaha'da dolaşmaya devam ettiği müddetçe ince at soyu da ayakta kalacak. Yırtıcı ve av. Birbirlerinin sınırlarını zorlayarak kuvvetlenmelerini sağlıyorlar. Baobab sürüsü bir çıkmaza girdi. Bir zamanlar Ruaha'nın en büyük sürüsüyken şimdi birkaç tanesi kaldı. En genç aslanlar kendi sürülerini kurmak üzere ormana gitti. Yaşlanmakta olan Baobab lideri bir zamanlar sürüsünü korurken artık kendine bile bakamıyor. Eskiden kalma iyileşmeyecek yaralar onu avlanamayacak kadar zayıflattı. Hayatta kalan son yavrusuna süt üretemiyor. Thank you.
Bir dönemin sonu. Yeni bir başlangıç. Glade. Bugün. Beş sene geçti. Ve genç Glade sürgünü evine geri dönüyor. Glade'in ihtiyar dişi aslanları göçeli çok oluyor. Genç ve güçlü anneleri onların yerini aldı. Sürgün edilmiş erkek artık gücünün doruğunda tam bir erişkin. Yeni Glade sürüsünün lideri. Büyümenin getirdiği tehlikeleri atlattı ve artık kendi sürüsü var. Gençliğinde babası tarafından kovulmuştu. Günün birinde o da aynısını oğullarına yapacak. Onlar da sonsuz olasılık barındıran Afrika kadim döngüsünün bir parçası olacak. Tehlike, ölüm ya da kendi aslan krallıkları. Serüven burada sona eriyor. Glade artık onun bölgesi. Ve sürüsü hala aslanların hüküm sürdüğü Ruaha'nın en büyük sürüsü olma yolunda.